Herkese iyi akşamlar. Evet, yavaş yavaş takipçilerimiz geliyor. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. Bu süreci güzel bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Şöyle ki bu akşamla ilgili şöyle bir şey yapmak istedim. Çok sevdiğim, uzun zaman birlikte çalıştığım bir arkadaşım bugün doğum günü. Böyle bir sürpriz yayın yapalım dedim. O da bu yayın istediğimi kabul etti. Sizde de böyle sürpriz olsun istedim. Kendisinin yanlış bilmiyorsam ilk canlı yayını. O da eminim ki çok heyecanlıdır. Bakalım nasıl geçecek. Eğer o da hazırsa şimdi onu canlı yayın almak istiyorum. Kim olduğunu tahmin edenler var mı bilmiyorum. Bakıyorum yorumlara. Neyse. Siz de hazırsanız şimdi kendisini davet edeceğim. İnşallah başarabilirim ben de. Hadi bakalım. Kendisine istek gönderdim. Selam. Evet, bu Arif'in ilk canlı yayını. Evet, siz yapmak istiyorsunuz. Öleceğim heyecanla. Arif nasılsın? Çok kötü. Bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmiyordum. Çok uzun zaman olmuş. Evet. Bu senin ilk canlı yayını değil mi? İlk vallahi. Hatta yani canlı yayını geç. En son Instagram'dan böyle bir işte birilerine bir şeyler yaptığında gene seninle çalıştığımız dizi zamanında falandı. O zamandan beri ilk defa yani. Bir iki yıldır falan. İlk defa senin hayranlarını bu şekilde canlı olarak görmüş oluyorum. Ne yapıyorsun, sen nasılsın? İyiyim, ne yapayım, bildiğin gibi işte bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda, iyi. Sen nasılsın asıl? İyi, güzel. It's my birthday. Seni kestirmişsin. Kestirmedim, ben yaptım biliyor musun? Ha. Kendim kestim. Bayağı şey, güneye geri dönmüşsün şu anda. Oldu ya, becerdim yani. Hiçbir şey yapmıyorum. Evdeyim, geziyorum, ara ara çıkıyorum, hava alıyorum. Genel olarak evdeyim ama. Bütün Türkiye gibi bol bol kitap okuyorum, dizi izliyorum, müzik dinliyorum. Zaten bayağı kitap okuyordun. Yok be, o kadar değil. Takılıyorum. Sıkıldın mı sen bu süreçte? Hayır, sıkılmadım aslında, iyi geldi. Lan mı? Peki şey, çok dikkat ediyor musun gerçekten? Çıkmıyorsunuz değil mi Mustafa ile? Bugün bir çıktık. O da kafeye gittik. Kafeyi kontrol ettik. Ne yapacağız? Ne zaman açacağız? Onun dışında çıkmıyoruz yani bayağı. Ya ben hala gelemedim oraya. Rezil sus. Evet, bekliyoruz seni. Ama hatırlıyorsun değil mi? Tam doğum günü için sözleştik. Evet. Bir gün sonra yalan olduk. Evet, Ömer'in bir doğum gününü organize etmiştik. Ta ki Arif o gün gelecekti. Ancak bu koronadan dolayı iptal ettik ve öyle kaldı. Evet, Arif. Neyse, o iptal olmadı herhalde. Yapacaksın. Ne? Yani, evet, iki yıldır görmüyoruz seni. Nedir bu gizem? Nerelerdesin sen? Hiç aktif değilsin. Gizem yok ya. Yani buralardayım. Beni biliyorsun işte. Komşuyuz hatta senle kızım yani. Sadece işte Instagram'da falan çok yokum. O da hoşuma gitti böyle biraz hayatımdan biraz daha uzaklaştırmak. Aslında giriyorum, takip ediyorum gene, bakıyorum falan. Kullanmıyor değilim de. Paylaşım konusunda biraz geri çektim kendimi. O da hoşuma gidiyor yani. Anladım. En son konuştuğumuzda şey diyorduk. YouTube kanalı aç, sen aç, ben açayım, ben açtım, hadi sen de aç. Sen açmıştın. Hatta bir şeyler yapalım dedik bir ara, beraber kaldı öyle. Evet ama yani ben de senin kadar çarptım, öyle kaldı işte. Biliyorsun. Yapacak mısın bir şeyler oraya? Yapacağım inşallah. İnşallah yapmayı düşünüyorum. İki senedir düşünüyorum.
Dur bakayım. Hey Arif, orada mısın? Tamam. Duyuyorum, duyuyorum. Ha tamam, şu an daha iyi. Ne Evet, diyordun ya? canlı yayını Fenerbahçe Kulübü'nde birlikte açmıştık. Şey diyorsun değil mi? Seçimleri yaptığımız zamanlar. Evet, 4 yıl önce falan. Aynen hatırlıyorum, karavanda. Evet. 4 yıl oldu değil mi? Oldu. Vay Senin harika. doğum günü kaç yaşına girdin? Anlat bakalım. Vallahi kaç oluyor bilmiyorum işte. 89. Galiba 30 doldu. 31'e girdim bugün itibariyle. Gördü inanmam. İyi yapmışsın. Sana şans, nur getirsin, sağlık getirsin. Yorgun olurum. Sağ ol. İnşallah hep Çok beraber güzel olsun. senin için. Senin bahanenle de hatta şu an 7.000 kişi var. Onlara da teşekkür edeyim. Bir sürü kişi kutladı, mesaj attı falan. Bütün kutlayanlara senin bahanenle teşekkür etmiş olayım. Sana da ayrıca teşekkür edeyim. Hiç aklımda yoktu ya böyle bir şey. Evet, aslında benim de aklımda yoktu. Doğum günleriyle ilgili biraz sıkıntılıyım, ben unutuyorum, ama sağ olsun bizim bir fan kitlemiz var, biliyorsun. Onlar bana hatırlattılar, son güncüler. Böyle bir şey yapar mısın Arif abiyle dediler. Ben düşündüm, bugün sana yazdım ama böyle çok şey değiliz. Telefonla çok aktif değiliz, öyle denk geldi yani. Hatta ben böyle bir an ertelesek mi, yarın mı yapsak falan diye fikir erdirmeye çalışırken sen bugün yapalım. İyi oldu, teşekkür Yok. ederiz. Evet ya, daha güzel oldu. Sürpriz olmuş oldu. Görüşüyor musun bizimkilerle? Evet, görüşüyorum. En son Çağla'nın oyununa gittik. Hazar aleyhine ben. Onun dışında yine doğum günü organizasyonuna işte Mehmet falan da gelecekti. Yunus Emre gelecekti. Ama işte öyle kaldı. Bakalım bu pandemi sürecinden sonra tekrar bir araya gelmeyi umut ediyorum. İyi tamam. Muhakkak gelelim. Zaten az kaldı galiba bu işte. Yakında bitecek gibi görünüyor. Evet. Evde Öyle. misin sen şu anda? Evet, evdeyim. Ufaklık nerede? Farklı, şu an babası uyutuyor. Abo, babası onu uyutuyor. Evet, babası uyutuyor şu anda. Bayılıyorum bu utanmalarına, biliyor musun? Ay, şu an doğum gününü 7.000 kişi olarak kutluyoruz. Teşekkür ederim. Hadi toparlayalım. Paylayalım. Aslında bana çok şöyle sorular soruyorlar. Mesela Deniz Kırgınlar son gün olarak unutamadığın sahne hangisi? Bunu merak ediyorlar. Son gün olarak ya o kadar çok var. Ne bileyim. Sen de söyle bakayım. Belki benimki de olur. Ben biliyorsun canlı yayından canlı yayına koştuğum için. Söyledin En son canlı yayınımda bahsetmiştim senden. Ben şeyi unutamıyorum. Hani bizim seninle hani köfte satarken zabıtalar geliyordu da mi? koşturmacamız Aynen. vardı ya. Aynen. O şarkılı klip olan sekansı diyorsun değil mi? Evet, uzundu. Hatta şöyle olmuştu. Biz seninle ilk bölümlerde biz 8-9 bölüm merhaba merhaba şeklindeydik, hatırlıyorsan. Daha Hatta düşmandık yani. sonra bayağı ne haber Arif ya falan filan. Ha evet, doğru. Buzları kırdı. Hatta hatırlıyorsan o sahne yoktu senaryoda. Serkan Hoca koymuştu o sahneyi. O kadar hatırlayamıyorum. Ne diyorsun ya? O koşturmalı sahne normalde senaryoda yoktu. Serkan Hoca bu şarkıyı böyle bir klip yapacağız, ek sahne çekeceğiz falan dedi de öyle çekmiştik o hafta. Bilmiyorum ama güzel olmuştu yani. Güzeldi o sahne. Vallahi benim bilmiyorum ki ya. Eğlenceli olan çok sahne yani. Şeylerde çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Senin o hamile kaldığın dönemde dizide senaryoda o bölümleri çekerken gerçekten işte o süreci yaşayan evli bir çiftin başından geçen bütün o klişeleri çektik ya senle. Aşermesinden bilmem nesine. Onlar belki en son yakın tarihli olduğu için çok aklımda. Galiba oralar. Özlüyor musun? Evet, özlüyoruz sete.
Ben şeyi hatırlıyorum Arif. Şimdi sen bu dizinin kastında ilk seçilendin. Daha sonra Aleyna ikinci seçilendi. Ben de üçüncü seçilendim karakter olarak. Daha sonra sen, ben, Çağlar ikinci ya da üçüncü görüşmede Sera'ya geldik. Yapımın içinde oturuyoruz. Ben bir köşede oturuyorum. Sen bir köşede oturuyorsun. Çağla da ortamızda oturuyor. Evet. Çağla çok girişken bir kız olduğu için şöyle söyledi. Senin adın ne dedi Arif'e? Arif dedi. Bana döndü. Senin adın ne dedi? Gökçe dedim. Dedi ki tanışsanız öyle dedi. Biz hep birlikte oynayacağız. Gökçe dedi. Ama hadi arkadaşız şimdi falan diye. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum, hatırlıyorum anı. Ay ya Charles gerçekten çok komik kız ve hani o günden sonra böyle merhaba falan diyorduk. Onun öncesinde yani nasıl bir şeye sahibiz bilmiyorum ama o an neye kilitlendiysek hiç selam vermiyorduk. Hiçbirimiz Ama birbirimize. sende de bende de öyle bir şey var. Sende daha fazla var hatta yani. Sen böyle ilk başlarda senin duvarın biraz zor yıkılıyor. Bende de biraz asosyallik olduğu için ilk başlarda böyle kolay kaynaşamıyorum. Çağla falan olmasaydı biz baya baya o gün senle hiç muhatap olmadan Evet. provaya girip çıkmıştık. Yaptığımızı okuyup tabii gideceğiz. Aa, güzel günlerdi be. Evet. Bir de şey, seninle hatırlıyor musun? Kim Milyoner Olmak İster'e çıkmıştık ikimiz. Tabii ben o sırada 7 aylık hamileyim. Aşırı gerginiz. Arif de çok gergin ve bize dediler ki hani programa katılıyorsunuz, ikiniz katılacaksınız falan. Ben Arif'e diyorum ki Arif ben sana güveniyorum, sen halledersin. Arif diyor ki ben de hiç kendime güvenmiyorum, ben sana güveniyorum, sen halledersin. Ben diyorum ki olur mu, hani ben senin bilgine güveniyorum diyorum. Sonra böyle öyle bir heyecanlandım o yayın öncesi. Yani hiç unutamıyorum yani, çok gergin. Ne yapacağız? Şeyi hatırlıyor musun? Şeyi hatırlıyor musun? Tam çıkmadan önce bizi çağırırlarken senin bana yaklaşıp niye böyle bir şey yaptık ki biz dediğini hatırlıyor musun? Bilmiyorum, hatırlıyor olabilirim. Çünkü yani çok gergindim. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım? Bir de bir yardım kampanyası için yarışıyordum. Onun gerginliği Evet. de vardı. Çok komikti. Valla bir şey diyeceğim. Şimdiki aklın olsa yapar mıydın? Yapardım. Bak an olarak kalmış. Şu an bunu konuşabiliyoruz yani. İyiydi. Kaldı da ne kadar gergin bir durummuş ya. Ben yani o gerginliği hatırlayıp şu an bir daha öyle bir şeyle girişemeyebilirim Bilmiyorum ama ana yani. olarak kaldı en azından. O bir canım güzeldi yani. Ben. Kıvırdık en azından. Peki burcun ne Arif? Herkes bunu soruyor. Tabii ki 12 Mayıs Boğa. 13 Mayıs pardon. Doğum günümü karıştırıyorum. Boğa. Günlerden ne? Çarşamba. Tamam. O kadar zaman şeyim kayboldu yani. Hiç takip etmiyorum. Ama burcumu biliyorum. Boğa. Yükselenimi bilmiyorum. Önemli değil. Boş ver. Senin doğum günün ne zamanmış? 30 Ekim. Unutuyorum değil mi benden? 30 Ekim. O hangi burç oluyor? Akrep oluyor. Biz sanki seninle 3 yıl hiç çalışmamışız partner olarak. Şimdi şu an öğreniyoruz burçlarımızı İşte o kadar oldum yani o sırada. Bilmiyorum. falan. Neyse. Var mı bir proje? Ne yapıyorsun? Valla açıkçası bir şey yok. Tam bir şeyler olacak gibiydi bu sıkıntılar başlamadan önce. Yine çok yolunda değildi. Bir şeyler karışıktı ama fena değildi. Ama bu sıkıntılarla beraber zaten her şey 3 noktayla kaldı. Kendi yapmak istediğim bir şeyler var. Biliyorsun böyle yazıp çizmeyle ilgili heveslerim vardı ya. İşte bu karantina sürecinde 2-3 aydır falan. Hatta yani son iş bittiğinden beri, diriliş bittiğinden beri kendi yapmak istediğim işlere biraz böyle düştüm. Onlarla haşır neşir oluyorum. Ben senin senaryo yazdığını hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Doğru Bir hatırlıyorsun. de resim yapıyordun en son. Aynen. Ya, o resim biraz daha şey canım, keyifli bir şey de. Yazı yazıyorum yani onlarla ilgili yapmak istediğim bir şey var. İnşallah. Senin yolun ne bu arada? Bayağı kaç yıl oldu yani? 2 yıl oldu, evet. 2 yıldır bir şey Hmm. yapmıyorum şu anda. Umarım güzel bir işte tekrar ekranlarda olurum. Yunus şu anda WhatsApp'tan doğum günümü kutluyor. Kim? Yunus. Büyük ihtimal yayını gördüm. Olabilir. Öyle. O zaman öpüyorum.
Biz de seni öpüyoruz. Tekrardan iyi ki doğdun. Nice güzel yaşların olsun hep birlikte. Teşekkür ederim cancağızım. Umarım başka projelerde tekrar karşılaşırız. Bir arada çalışırız. Oynar mıyız? Tabii ki. İster misin? İster misin? Tabii ki isterim. Ben de gerçekten. Seninle biliyorsun çok keyifliydi yani. Evet. Neyse, küçük fiyatta. Evet, hatta hatırlıyor musun? En son ben işte doğuracağım falan, sen askere gideceksin, böyle bir muhabbet olmuştu. Evet ya. Ya. Yani Böyle radikal kararlarla. işin içindeyken neleri konuşuyorduk, neyi hayal ediyorduk? İş bitti. Bayağı sen evli çocuklu, ben askerde falan. Evet, değişik kız şeyler. Bak bu arada bu tesbihi askerde yaptım. Oo, bayağı. Tabii, zeytin çekirdeklerinden böyle zımparayla her birini yonta yonta 1,5 ayda yaptım Tebrik ederim. bunu. Bu konuda yetenekli olduğunu bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum işte, askerlik öğretti. İyi, süper. Çok sevindim. Tekrardan seni gördüğümde çok mutlu oldum. İyi ki bu yayına katıldın. Tekrardan iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. İyi ki böyle bir şey yaptın. Bir saniye, telefon çalıyor ha. İyi ki seninle konuştuk. İyi ki böyle bir şey yaptın. Hem sana hem de senin vasıtanla bugün doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Şu sıkıntılar geçsin. Seninle de tekrar oturalım, görüşelim. Tamamdır. Seni çok öpüyorum. Kendine çok dikkat et. Ufaklığı öp benim için. Çok selam söyle Mustafa'ya. Hadi bay bay. Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz.